binalarda çöpükler oluştu. Bazı binalarda da hasarlar var. Şu anda Doğanyol ilçemizde maalesef 5 vatandaşımızı kaybettik. 3'ü ağır olmak üzere 40 yaralımız var Doğanyol'da. Kütürge ilçemizde de şu anda kaybımız yok. Bazı bölgelerde göçükler var. 50 yaralımız var. Bir de kale ilçemizde bir yaralımız var. Şu anda 91 toplam yaralımız var. Kurtarma ekiplerimiz olay yerine intikal ettiler. Kurtarma çalışmalarına başladılar AFAD ekiplerimiz. Yine Kızılay'dan, AFAD'dan çadır talebinde bulunduk. Şu anda AFAD'ın bölge depolarından buraya çadır sevkiyatı başladı. Özellikle Doğanyol ilçemizde ve Kütürge ilçemizde. Tüm köylerimizden irtibat kurduk, haber aldık. Şu anda köylerimizde hayatını kaybeden vatandaşımız yok. Ancak bazı özellikle kerpiç binalarda göçükler oluştu. Şu anda acilen okullarımızı il merkezimizde olmak üzere ilçelerimizle de Kütürge ve Doğanyol ilçelerimizle de sağlam durumda olan okullarımızı vatandaşlarımızın geçici barınması için açtık. Yine Kütürge ilçemizde de yaklaşık 400 kapasiteli yurdumuzu vatandaşlarımızın acil barınması için açıyoruz. Çadırlar olay yerine sevk edildiğinde, olay yerlerine sevk edildiğinde hemen kurulumuna başlayacak. Yine il merkezimizde vatandaşlarımızı barındırmak üzere otellerde ve misafirhanelerde yeteri kadar yerimiz var. Yine eski geçici barınma merkezinde konteynerlarımız var. Oralarda da yaklaşık 5000 vatandaşımızı misafir edebiliriz. Dolayısıyla inşallah bu geceyi sağlıklı bir şekilde atlattıktan sonra vatandaşlarımızı da sağlıklı bir şekilde barınma merkezlerine intikal ettirdikten sonra daha rahatlamış olacağız. Buradan bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Bazı sosyal medya sitelerinde daha şiddetli deprem olacağı, vatandaşlarımızı endişeye sevk eden yönde başka açıklamalar var. Bunlara lütfen vatandaşlarımız itibar etmesinler. Çünkü şu anda bütün mahallelerimizdeki sağlam durumda olan okullarımızı vatandaşlarımızın geçici barınması için açtık. Şu anda vatandaşlarımız okullara giriyorlar hava soğuk olduğu için. Bunun dışındaki gereksiz açıklamalara, gerçek dışı açıklamalara itibar edilmesin. Vatandaşlarımızı endişeye sevk edecek şekilde vatandaşlarımız gelen uyarılara dikkat etsinler ve endişeye kapılmadan sağlam buldukları binalarda, sağlam olduğuna inandıkları binalarda kendilerini muhafaza altına alsınlar. Şu anda ilimizde bunun dışında açıklayabileceğimiz endişe verici bir durum yok. Artçı sarsıntılar tabii ki devam ediyor. Azalan şiddet devam ediyor.